Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun bir gündem bekliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye dair yeni düzenlemeler getiren torba kanun teklifi görüşülecek ilk olarak. Genel kurula ise Libya tezkeresi gelecek. Salı ve çarşamba günleri de mecliste grubu bulunan siyasi parti liderleri grup toplantılarında konuşacak. Torba kanun teklifi, uluslararası anlaşmalar, Libya tezkeresi ve grup toplantıları Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya daha giriyor. <laughs> Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklif, şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için verilen sürenin iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor. Kur korumalı mevduat hesaplarındaki vergi istisnası da 30 Haziran 2024'e kadar uzatılacak. Teklifle deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak. Ayrıca ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak. 31 Aralık 2025 tarihine kadar vadesinden önce çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibrazı geçersiz sayılacak. Teklifle banka ve sigorta muameleleri vergi istisnası ilk konu tarihçi kaldırılıyor. Ayrıca yabancı plakalı karayolu taşıtlarına kesilen idari para cezaları tahsil edilmeden cezaya muhatap taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı %93'e çıkarılacak. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda ise İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderleri grup kürsüsünden seslenecek.